Ustad müşahedemde alimlerden meta yuqbalul amel, yani bir insanın ameli kaçan kabul oldu diye vakti de halisen ve savaben, yani halis yuqurdaki silah ihlas bilen boğuni, yani Allah subhanahu ve taala'nın razılı kılam közlengen buluşu ve doğru buluşu diyenler kadar düşünürüz müşahede. Doğru, bu Allah için buluş diyen söz geldiği vaxtında, bunu tefsir ne kadar vaxtında mı? İhlasını düşündüğü vaxtında mı? Alimler kadar düşünürse, varlık emelini, fakat Allah'ın rızasını maksat kılıp kılınsa, riyakarlık onurlu bulmasa, köz göz kılıç bulmasa, nam atak üçünü kılmadan bulsa, ya ki dünyevi bir menfaatini közlemeyen asasta, ya ki başkalarının aldığı o işini kattık, acayip feyze kılırken, madem namazını acayip okuyurken, ya ki kattık zekat verirken, diğer nesilinin başkalarının aldığı maktını düşünemez, belki fakat Allah subhanahu ve taala'nın ki rahmetine umut var boğan, Allah'ın ki azabının, Allah'ın gazibiga uchrab qilishdan ansirgan, qo'rqqan holatda ve fakat Allah rızasını ham ta'ma qilib, Allah rızasını ham arzu qilib qilgan amalni buni ihlas amali deymiz. Çünkü bu shundoq bo'lgan vaqtda ihlas. İkincisi, onun to'g'ri bo'lishi nimadan deganda, yine onun yeni bir sharti, u qilgan amal şu Qur'oni Karim ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetida ko'rsatilgan bo'yicha bo'lishi kerak. Bir odam qalbida men ajoyib yaxshi ish qilib o'tdim deb qo'yib, qilgan ishningki ko'rinishi, usuli Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiga uygun bo'lmay qolib qolsa, yana o'yincha taq chiqadi. Demek ki ihlas mühim, bu asas. Ama ihlasdan keyin qilingan amal, şu iş, yani şu Peygamber Aleyhisselam'ın ko'rsatmasiga, sünnetga uygun bo'lishi kerak. Ve bu ikki shart hozirlangan vaqtda bu ilm, bu amal mükemmel amal bo'ladi. Buningga berilgan mukofot mu to'liq bilan bo'ladi. Xo'sh, Allah razı olsun. Buningda ulamolar buni hukmini, ihlasning hukmini farz deb qaraydi ulamolar. Çünkü ihlas qilmagan amalda natija bo'lmagan ekan. Çünkü Allah shunday buyurgan Qur'oni Karimda. "Ve ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lehu'd-din." Ular faqat Allohga ihlas bilan amal ibodat qilishga buyurildi. "Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq." Bizga bu kitobni haq bilan tushirdik ey Peygamber Aleyhisselam. "Fa'budillah." Undaqkan siz Allohga ihlas bilan o'sha dinninki ko'rsatmasi bo'yicha amal qiling, ibodat qiling. Degan bu nuqta orqali shu ulamolar buni nimani chiqarilsa, ihlas bu buyruq. Bu bir fariz. Bu her qanday amaldan bağlanmışlık bu. Başka amellerninki işte şu kılıngan vaqtida vücudga çıkan bolsa, namaz mesela bir adam namazda vaqti kirganda namaz fariz bo'lgan bolsa, zakat mesela yılda bir qatim fariz bolsa, hac ömürde bir qatim fariz bo'lib şu vaqtdan qilmaymiz buni. İmkoniyatsiz bo'lgan vaqtlarda. Ama ihlas şu dese bu bütün vaqtda. Şu. Bütün insanın hayatında qilgan çoğ işi bo'lsin, kichigi bo'lsin, amallarning qaysi turi bo'lsin, hammasida ihlas shart. Allah razı olsun.